Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımda yüzden fazla video var ve bu videoların birçoğu kripto para tarafında otomatik alsat robotu nasıl yaparım ile ilgiliydi. Son 3 aydır video atma sıklığım çok azaldı. Bunun sebebi kripto para tarafındaki botumu bitirdim. Son 3 aydır aktif ve faal bir şekilde çalışan bir botum var ve ben bu serüveni sizin ile 100 videodan fazla olacak şekilde paylaştım. İşte Fiat'ın ile başladım belli bir yere getirip bıraktım. Dedim ki sunucuyu Python ile yazacağım, trading view'u bağlayacağım vesaire vesaire ve bütün adımları sizinle paylaştım. Sizinle hep iletişimde kaldım. Her şeyimden haberdarsınız. Bundan da haberdar olmanızı istedim. Ben artık hisse tarafında da otomatik asat yapmaya başlıyorum. Peki bunun için birçok program araştırdım, birçok programı denedim. Hoşuma gidenler oldu, gitmeyenler oldu. Teknik desteği hiç hoşuma gitmeyenler var, teknik desteği çok hoşuma gidenler var vesaire vesaire. Ben başka programlardan bahsetmeyeceğim. Ben hangi programı kullanmaya başladım ve bu oynatma listesinde o program üzerinden biz nasıl otomatik asat yaparız, nasıl taramalar yaparız onlardan bahsedeceğim. Bu video o programın ön bakış videosudur. Bundan sonraki videolarda girişler bu kadar uzun olmayacak. Videoya başlamadan önce beni YouTube'dan, Twitter'dan ve TradingView'den takip ederseniz sevinirim. Abone sayısıyla vesaire çok ilgilenen bir insan değilim ama sonuçta ne kadar çok kişiye ulaşmış olduğunu görmek insanın egosunu okşayan şeyler yalan yok. Artık Matrix Prime'ı açıyorum. Kullandığım program Matrix Prime daha önce ben zaten Matrix IQ'yu 5-6 ay boyunca kullandım. Matrix IQ daha çok kodlama konusunda çok fazla kodlama yapmak istemeyen, tabii ki de Matrix IQ'nun platformunda da C -Sharp ile kodlamaya sınırsız bir şekilde izin verilebiliyor gerekli paketleri de aldıktan sonra. Ama ben kodlamaya da çok aşina değilim diyenler için daha iyi bir program. Çünkü algo sihirbazı var. Sihirbaz üzerinden kodlama yapmadan istediğiniz her strateji neredeyse uyarlayabiliyorsunuz. Fakat Matrix Prime seçmemin sebebi de Matrix IQ'ya göre daha hafif geldi bana. Daha stabil çalışıyor gibi geldi ve daha eski olduğu için daha çok sorun çözülmüş olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ve beni cezbeden çok farklı birkaç özellik daha var. Onlardan da bahsedeceğim. Matrix Prime'ı açtığınızda sizin karşınıza tabii ki de böyle bir ekran gelmeyecek. İlk önce Matrix'inizin Matrix hesabınıza giriş yapacağınız bir ekran gelecek. Oraya giriş yaptıktan sonra beni hatırla diyorsunuz. Bir daha zaten o ekran size gelmiyor. Peki karşınıza gelecek olan ekran nedir? Şu. Matrix Prime'ı açtığınızda size böyle bir şablon geliyor. Hisselerin alış satış son gün fiyatları vesaire. Geliyor. Şu an hafta sonu olduğu için buradaki değerler tabii ki de gözükmüyor. Ya da yavaş olduğu için gelmiyor diyecektim. Evet yanılmışım. Yavaş olduğu için gelmiyor. Yavaşlığının da sebebi şu. Çok fazla veriyi çekiyor. Ekranda çok fazla veri var ve bunları teker teker çekip ekrana basmakla uğraşıyor. Bu da bilgisayarı yoruyor. Ben bu yüzden şuradaki saati de şöyle bir düzelteyim. Şuraya alayım. Ben o yüzden e, bu tarz programlarda veri akışını hızlandırmak için bu ekranları görmeyi tercih etmiyorum. Yani ben zaten bunu otomatik alsat robotu olarak kullanacağım için yani buradaki haberlere işte buradaki fiyatlarla falan benim işim yok. O yüzden ben bu ekranımı sıfırladım. Ya da buradan ekranı temizle dediğinizde boş bir ekrana geçebilirsiniz. Peki Matrix Prime'da neler var? Basitçe neler var? Onlara bakacağız. Buradan Trader platformuna giriş yapma ekranı var. İsterseniz Binance hesabınızı, isterseniz hisse tarafındaki ee, aracı kurum hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Binance tarafında ve BTC Türk tarafında da spotta işlem yapılıyor. Henüz futures işlemler yok. Burada hesabınızı bağladıktan sonra tabi buraların her birinin ayrı ayrı videosunu çekeceğim. Şu an sadece bir giriş tanıtım videosu. Bilginiz olsun. Herhangi bir sponsorluk da yok bu arada sadece hoşuma gittiği için anlatmayı seçiyorum. Grafik ekrana tıkladığımda bana default olarak biz 100 grafiği geliyor günlük grafikte. Buradan ben istersem periyodunu ayarlayabiliyorum. İstersem para cinsini ayarlayabiliyorum. İstersem lineer mi logaritmik mi yoksa yüzdesel mi seçebiliyorum. İstersem de en çok hoşuma giden kahin menüsüne girip e, bu menü içerisinde kaybolabiliyorum. Bu menünün içerisinde ne var? indikatör builder var. Siz kendinize burada bir indikatör yazabiliyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz. Kapattım bu ekranı. İndikatör pozisyonları var. Burada siz hisselerinizin, kriptolarınızın veya sembollerinizin indikatörlerini seçerek hangi indikatörde hangi değere sahip görebiliyorsunuz. Daha sonra indikatör değerleri. Yine burada aynı şekilde sembollerinize göre indikatörlerin değerlerini görebiliyorsunuz. Peki beni en çok cezbeden şey bu indikatörler falan değil. Bu indikatör kodlamaları bütün programlarda var. Beni en çok cezbeden şey sistem tester ekranı, sistem tester ekranı. Burada ben kendime bir sistem tasarlayabiliyorum ve bu sistemi simüle edebiliyorum. Simüle ederken optimizasyon yapabiliyorum. İşte günlük grafiklerde Borsa İstanbul'daki ilk 30 hissenin veya BIST 30 hissesinin BIST 30 hisselerinin e, hepsini getir, günlük 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalık bu indikatörün şu şartlarına göre alsın ve şu şartlarına göre satsın parametreleri de şu aralıkta olsun dene diyebiliyorsunuz ve bunu çok kısa bir şekilde yapabiliyorsunuz. Program evet görüntü olarak maalesef biraz eski ama işimi benim şu ana kadar bayağı bayağı görüyor. Simülasyon ekranında da gördüğünüz gibi bakın buradan periyotları seçebiliyorsunuz, hisseleri seçebiliyorsunuz, kripto paraları seçebiliyorsunuz vesaire vesaire. İstersen BIST 50'ye atarım, BIST 30'a atarım, BIST 100'e atarım, tümünü atarım, portföyümdekilere atarım, kriptolara atarım vesaire vesaire. Çok uzatmaya gerek yok. Şimdilik bu bir tanıtım videosu. İleri dediğimde nasıl e, bu optimizasyon nasıl yapılsın, onları seçebiliyorum. Bakiyeyi seçip komisyon oranımı seçebiliyorum. Alarmları seçebiliyorum, kalıcı sinyal seçenekleri yapabiliyorum vesaire vesaire. Bu ekranı kapattım. Sistem tester da bu şekildeydi. Sistem tester sizin stratejinizin, stratejinizin optimizasyonunu sağlar ve bu stratejinin en iyi değerlerini size getirir. Bu demek değildir ki ben ileride bu değerleri kullanarak aynı kazancı elde edeceğim. Sonuçta geçmiş verilere göre analiz yapıyor. Gelecekte de çalışmak zorunda değil ama en azından çoğu şeyin ihtimalini arttırıyor diyebiliriz. Güven veriyor en azından. Bek test olayı ve optimizasyon olayı peki benim en çok hoşuma giden şey neydi Explorer Explorer zaten bildiğiniz üzere taramak tarayıcı e, Artık ne diyorsanız e, screener Ne diyorsanız diyebilirsiniz Matrix Prime'daki ismi Explorer Explorer nedir Sizin bir sisteminiz var Ve bu sistem Bu sisteme göre Uyan hisseleri coinleri tarıyor Bakın Hatta bir deneme yapalım MA928 al verenler diye ben yazmıştım. Hatta şöyle bir bakalım. Tamam. tamam diyelim. Alfa trend al verenleri çalıştıralım. Bakın. Tümünü sil diyorum. Çoklu sembol seçimi. Tümü diyelim. Bütün borsa İstanbul hisselerini tarasın. Veri tamamlamayı da yapsın. Günlükte demeyelim, günlükte belki al sinyali yoktur. 60 dakikalık diyelim, tüm periyotları değiştir diyelim. Çalıştır dedim. Şu an bana veri tamamlaması yapıyor. Yani program kapalı iken, Borsa İstanbul açık iken ve program kapalı iken sonuçta veriler eksik olacak benim programımda. O verileri tamamlıyor. Bu verileri tamamladıktan sonra benim Explorer'ım çalışmaya başlıyor. Siz bir sefer veri tamamlama yaptıktan sonra bir daha yapmanıza gerek yok. Program açık kaldığı sürece tabii ki de. Programı siz seans içerisinde kapatırsanız tekrar veri tamamlama yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Programın bize verdiği en güzel başka özelliklerden bir tanesi hisseler çıkıyor ya burada. Şimdi birkaç tane hisse çıkacak diyelim. Alfa trend indikatöründe al verenler. Tabii parametrelerini falan göstereceğim nasıl yapıldığını, nasıl edildiğini. Şu an sadece bir tanıtım çekiyorum al verenlerde işleme gir, sat verenlerde de işlemden çık gibi bir robot hazırlayabiliyoruz. Yani beni benden alan şey buydu. Çünkü ben bunu yapmak istiyordum. Basit 5 dakikalıklarda tarama yapmak istiyorum sabah 10'dan itibaren. İşte RSI 30 yukarı kesenleri alsın, 70 aşağı kesenleri satsın. Bu kadar ya, bu kadar. Hani stratejiye odaklanmayalım. Ben sadece bunu yapmak istiyordum. Ve bu Matrix Prime'da var. Ve kullandığı dil MetaStock ve bu dil ile gerçekten çok şey mümkün. Merak etmeyin. C# kadar, Python kadar belki de kuvvetli olmayabilir ama Python kadar belki de kuvvetli olmayabilir. Ama ben şu an aradığım her şeyi buldum. Her şeyi de yapabiliyor. O yüzden çok memnunum yani. Bununla ilgili zaten dersler, videolar olacak. Bu zaten hep 509'da kalıyor. Diğer veriler güncellendiği için ben Explorer'ı başlat diyorum. 510 tane simülasyon yapıyor. Her bir hissede ayrı ayrı e, Nedron ismi tarama yaptığı için. Bir saatliklerde 16 tane hisse varmış. 16 tane hissede Alfa Trend'in bu değerlerine göre al sinyali oluşmuş. Fiyatları da burada hisselerin. Peki bunu TradingView'den bir karşılaştıralım. TradingView'e geldim. Ürünler grafik dedim. şuradan grafiği sıfırla diyorum. Bir saatlik yaptım. Şunu da kapatalım. Alfa trend 1.14'ü açalım. Çünkü ben 14'e göre tarattım. Hangi hisseymiş? Mesela KRDMA. KRDMA yazıyorum. Evet. Alfa trend indikatörü son mumda al sinyali vermiş. Tarama işi aslında bu kadar basit. Buradan siz kolonlarınıza değerler de atayabiliyorsunuz. Filtrelenen verileri de buradan görebiliyorsunuz. Özet kısmından da kodlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Peki burayı kapattım. Kapatmayayım tekrar buraya geleyim. Çalıştır dediğimde veri tamamlama artık yaptırmıyorum. Şunu bir saatlik yapalım. Tüm periyotları değiştirip tamam desin. Bakın hisseler çıktı. Ben geldim buraya. Bir saatlik periyot ya Bunu geldim. 60 dakikada bir yenile dedim. 60 dakikada bir benim bu taramamı otomatikman yapacak. İstersen buradan toplu al butonuyla da alabilirim. İstersen buradan toplu sat butonuyla da satabilirim. Kapattım. Başka benim cazibime giden, hoşuma giden, ee, pek fazla özellik göremedim. Yani burada evet birçok veri var. Viop ile ilgili analizler vesaire var. Bunlara sonradan gireceğiz. Ama ben daha çok teknik kısımlarla ilgilendiğim için daha çok herkese satacak olan özelliklerle ilgilendiğim için bunlara odaklandım. Videonun altında beni yönlendirebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.